Günaydın. Evet, bu sabah ıspanaklı börek yapacağız. Ispanaklarım orada süzülüyorlar. Onları yıkıyorum sabahtan beri. Ellerim dondu artık. Sıcak suyla da yıkanmıyorlar. Şimdi şöyle çok tarife baktım açıkçası internetten. Kimi öldürüyor böyle, kimi çiğden koyuyor. Ne bileyim, bana böyle biraz öldürerek koymak mantıklı geldi. O yüzden şöyle bir tane de soğan doğradım. Böyle soğanlı da yapılıyor galiba. Evet, çok soğan olmadı. Çok böyle hani o kadar, nasıl diyeyim, küçük bir soğan doğradım. Çünkü çok böyle yemek gibi olsun da istemiyorum. Çünkü biraz da peynir koyacağım. Kayınvalidem onu öyle yapıyordu ama çiğden mi koyuyordu, nasıl koyuyordu onu bilmiyorum ama ıspanağa biraz böyle peynir de koyuyordu. O yüzden şöyle hafiften soğanları ölsün, sonra ıspanakları hemen doğrayacağım, atacağım. Böyle bir börek yapacağım. Evet, şöyle dediğim gibi gelişi güzel doğradım. Şöyle hafiften öldüreceğim. Böyle hani büyük küçük bakmadım çok. Hemen hızlı hızlı soğanlar kavrulurken doğradım. Şöyle çevirelim. Ha, biraz da tuz atalım değil mi? Şöyle bir çay kaşığı kadar hemen hemen tuz attım. Ne oldu annem bu arada? Kartal dibimde. Böyle tutuyorum tavayı da tehlikeli ucundan. Henüz ulaşmıyor buraya ama bir gün bir bakmışız ulaşmış. Allah korusun. En çok böyle korktuğum şey mutfakta sıcak bir şey, böyle yemek bilmem ne, Allah korusun. Ben buradayken hep burada o da. Evet, öldüler bile. Bu arada ha, bundan çok bir börek çıkmayacak ama geri kalanı peynirli yaparım yufkanın. Çünkü dediğim gibi ben zaten ıspanaklı yemiyorum. Bu sadece Onur için olacak şöyle. Tamam. Bu kadar ölmesi yeter. Çok da ölmesin. Bence güzel oldu. Kapattık altını. Şimdi peynirimizi ayarlayalım. Şeyimizi ayarlayalım. Yufkalarımızı. Sonra böreğe başlayalım. Hadi bakalım. Ve tabii ki iç sosu. Tezgahımı temizledim. Şimdi kurulayacağım burayı bir. Şöyle şunda birazcık süt var. Süt koyacağım ama az olduğu için biraz da yoğurt koyacağım. Bir tane yumurta. Ve böreğin çıtır çıtır olması için şöyle bir kaşık kadar nişasta. Evet, un ya da nişasta var tariflerde. Ben şöyle biraz nişasta koyuyorum ve şöyle bir kaşık ve mümkün olduğunca yoğurdun sulu tarafından biraz da yoğurt koyuyorum ve birazcık da tabii ki yağ koyacağız. Şöyle yoğurdun sulu yerinden, süt niyetine çünkü. Tamam. Tamamdır. Biraz da yağla bunu bir güzel karıştıracağız. Buraları yine kirlettim. Buraları sileyim. Yufkalarımı keseceğim. Ben yufkayı kesmekten vazgeçtim. Böyle bütün yapacağım. Şöyle şimdi şurada 3 tane var ama şöyle şu birinci katı. Bütün böyle dolaya dolaya yapmaya karar verdim. Hem daha kolay olacak. Daha az zamanımı alacak benim. Bir şurayı bir düzeltelim. Tamam. Şimdi önce ne yapıyoruz? Sosumuzu döküyoruz. Çünkü niye? Saate baktım. Saat 9:30. Ben 10'da nereye gideceğim biliyor musunuz? BİM'e gitmem lazım. Çünkü annem BİM'de bir şeyler görmüş. Eğer alırsam zaten size de gösteririm. İstediği bir şeyler var annemin. Ama bilmiyorum, 27 Aralık dedi. Yani pazar günü.
Valla pazar günü bime mal geliyor mu gelmiyor mu ben hiç duymadım. Ama gösterdiğine göre bakacağım. Gidip evet şöyle sosundan döktüm ve fırçamızı bulursak eğer. Fırçamız nerede? Bir tane genel kullandığım kirli de öteki ikinciyi arıyorum. Bulamıyorum çok güzel. Şöyle fırçamla güzelce sosumu yedireceğim her yerine. Valla bakalım çıtır çıtır olacak mı? Hem nişasta hem yoğurtla çıtır çıtır börek vaadi var internette, YouTube'da, kanallarda. Bakalım nasıl olacak? Merak ediyoruz. Aa, şunu. Heh, tamam. Şimdi ıspanağımızı koyalım. Şunu şöyle attık. Şöyle herhalde yani iki tane ancak mı çıkar? Neyse bir koyalım bakalım. İki ya da üç yufka çıkar zaten. Şöyle sardığımızı düşünürsek çok mu oldu ya? Neyse şöyle biraz alayım mı? 3 yufka çıksın. Emin olamadım. Gerçi bu da ölecek değil mi? 2 yufka çıksın. Boş ver. İyicene incecik kalmasın. Tamam. Şimdi biraz da peynir gezdireceğiz. Şöyle elimden koyacağım. Peynir çok fazla koymayacağım yani bu kadar hani böyle bir lezzet versin diye, çünkü börek hani peynirli değil. Şöyle iki yanından kapatıp sarmaya başlıyorum. Haydi bakalım, bismillah. Ops, sen nereye karıştın? Heh. Tamam. Şöyle saralım. Ve şöyle döküyorum. Tepsime geçiriyorum. Böyle kol böreği modelinde bir börek olacak. Şöyle ikinci yufkamızı da alalım. Evet, ben aynı işlemi uygulayacağım. Sizi daha fazla tutmayayım. Daha sonra görüşürüz. Evet, saat 10'a 10 var ve ben şimdi hemen bunu fırına atıp çıkacağım. Asya tabii ki kalktı. Onur yatıyor. Hem de bu da güzelce pişmiş olur. Şöyle üstüne biraz daha sos gezdiriyorum. Şöyle ıspanak ikinciye böyle biraz çok oldu. Hani şey olarak şöyle bir tane de küçük yarımdan yaptım. Bir tane de böyle peynirli yaptım. Yufka yine kaldı ikiye yakın. Neyse bakarım onlara da daha sonra bir şey yaparım. Şöyle güzelce bunları yine nemlendirelim. Ve üstüne biraz çörek atalım. Şöyle
Hem de böylece çörek otu yemiş olalım değil mi? Normalde hiç yemiyoruz. Çok faydalı. Tamamdır. Böreğimiz fırına gidiyor. Ben de markete. Hadi görüşürüz sonra. Elim boş geldim tabii ki. Pazar günü bir memal gelir mi? Gelmez. Ama annem internette görmüş. Dedim hadi gitme de olmasın, kırmayayım onu da. Gideyim bir bakayım. Gittim. Ondan sonra dedi bize salı cuma geliyor dedi. Dedim evet biliyorum. Bir yandan da şey düşündüm hani. Artık işte yasaklar var bilmem ne. Yani hafta sonu... belki insanlar bir tek markete gidebiliyor gibi düşünüp de öyle bir şey yapmış olabilirler diye de düşündüm bir yandan. Her neyse. Börek fırında pişmiş ama altı birazcık pişmemiş. Ben giderken koydum ya. Şimdi ne yaptım? Çayı demledim. Orada çay demleniyor. Burada da size şöyle iki yumurtayla bir menemen yapacağım. Çünkü o börek yemez. Ona bir menemen yapacağım. Ve Asya içeride masayı hazırlıyor. Ev halkı herkes kalktı. Şimdi kahvaltı edeceğiz. Sonra görüşürüz. Güzel bebeğim benim. Evet, böreğimiz pişti. Şöyle şimdi ıspanaklı çıkarttım. Burası kalsın. Biraz da şöyle peynirliden çıkartacağım. Biz artık kahvaltıya oturalım. Miyav. Ay gitti kedi. Bakmadı kartal bize. Biz yine ailecek yürüyüşe çıktık. Ay çocuğumu rahat bırakın, kediye gidecek o. Hava da güzel geldi vallahi kedi arkanızda. Ne diyor kedi? Miyav mı diyor? Ha? Geliyor kartal. Dönüp bakacak şimdi. Aklı kaldı. Aşkım, elin terlemedi mi? Elin kayıyor. Bu tarafa annem gel. Kartal beni yakalayamaz ki. Yakalayacağım kartal seni. Yakalayacağım seni, yakalayacağım. Yakalayacağım. Ellemeyin beni. O bir orada bir şey var, dönüp dönüp. Bu tarafa nereye gideceğim? Eğilip bakar gene. Bak, bak kartal bak. Gerçekten çok hızlı. Tabii tavşan çok hızlıdır Asya. Bak kartal. Bak babacığım. Bakalım. Hayır. Gözlerin ne renk öyle? Kırmızı etrafı. Öyledir. Gözlerin. Beyazlar. Baba Asya bak tavşan nasıl yiyor, bak burnuna bak. Değil mi? Burnu kıpırdıyor. Burak'ı bu bütün otları yer. İşte adam eğitmiş onu demek ki. Çok güzel bak, kaçmıyor diyor. Hadi gel. Hadi gidelim. Bırakmaz ki şimdi onu. Hadi. Hadi. Stop. Al kartal. Al kartal al. Hadi. Al kartal bak, buradan alalım. Kuşlara yem veriyoruz. At kartal kuşlara. At böyle. At. Evet, at kartal kuşlara. Evet, at. At. At paşam. Tamam annem, çek, önemli değil. Anlamıyor ki daha. Ay. Oo, ne oldu? Nerede? Darıldılar. Gelsinler mi yine? Geldiler. Gelin buraya. Ne kadar çok. Hepsini kütür Asya, şuna göre.
Al bak kartal burada. Al. At böyle. Gel. Al. Al bunu at kuşlara. Al. Al 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 al. At sen de kuşlara. At amca at sen. At böyle. At 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 at. Al. Al buradan biraz daha al. Böyle yapalım, babanın ayaklarına gelsin. Evet. At, aferin oğlum, at sen de. Sen de at paşam. At. At oğlum. Al at. Kartal. Bak kartal. Hop aldın buradan. Bak aldın eline bunlardan. Dur lan. Bak at böyle at. Atsana lan. Aldın, al. At 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 at. Al. At hadi paşam. At böyle. Evet, aferin. Al. Gel, buraya at. Gel buraya at. Oley. Gel, gel Asya sen. Gel, gel, gel. Gel, hadi. At. Kartal bebek. Kartal bebek. Kaçma, nereye geliyorsun? Ama buraya bırakma. Gel annem, al. Al sen de. Düştü. Kartal bebek. Kartal bebek. Kaçma, nereye geliyorsun? Ama buraya bırakma. Kartal bebek. Kartal bebek. Kaçma, nereye geliyorsun? Ama buraya bırakma. Evet. Ne oldu? Akşam oldu yine tabii ki. Yani olmak üzere. Şöyle ben tavuk soslamıştım. Şeyde tavada işte biraz soya, yağ, sarımsak, biraz baharat ve soğanla. Şimdi bunları pişireceğim. Fırına biraz patates atacağım. Bir de domates çorbası yapacağım. Evet, yine akşam oldu. Nasıl akşam oldu? Yine anlamadık. En son neredeydik? En son şeydeydik. Kuşlara yem veriyorduk, evet. Zaten işte kartalın uyku saati geliyordu. Öyle bir turladık, geldik. Ondan sonra hemen kartal zaten uyudu. O uyurken biz hiçbir şey yapmadık. Oturduk, televizyon seyrettik. Dinlenmiş olduk. Ondan sonra işte kartal uyandı. Ona bir şeyler yedirdim. O sırada otururken işte Onur birazcık o böreklerden atıştırdı. Çünkü akşam yemeği saati, şimdi böyle sabah 10-10.30 gibi kahvaltı ediyoruz. Akşam yemeğini de hani acıkılıyor 5 gibi ama hani 4-5 gibi acıkılsa o saatte yesen bu sefer akşama bir daha yemek yemen lazım. O da alakasız bir saatte oluyor. Hepiniz bunu hafta sonu bence yaşıyorsunuzdur. Neyse. Ondan sonra dedik ki hani akşam yemeği mümkün olduğunca hani geç yiyelim ki normal, yani geç dediğim normal akşam yemeği olsun yani 7 falan olsun, en azından 7-8 olsun. Her neyse, öyle işte bir şeyler atıştırdık. Ondan sonra ben çekirdek falan yedim, gerçi başka bir şey yemedim de. Çok açım o yüzden şu anda, ama en az yemeğin bir saati var. Tavuğu şimdi koyacağım ocağa, o sırada da çorbayla fırında patatesi yapacağım. Onur Kartal'la oturuyor, Asya da orada işte. Hiçbir şey yapmadık, o yüzden de hiçbir şey çekmedim yani. Bir yerleri süpürdüm. En son 3 gün önce zaten koltukları çekerek falan temizlik yapmıştım. O yüzden hafta sonu zaten evde olduğumuz için hepimiz temizlik genelde hafta içi yapmaya çalışıyorum. O da evde home office günüm olduğu zaman. Bir yerleri süpürdüm ama yine de yani her yer saç, tüy, bilmem ne illaki oluyor. Ne yaparsan yap. Bir günde de olsa yine de oluyor. Ah, öyle. Ay, yoruldum konuşurken. Şimdi hemen tavuğu koyayım ocağa ve diğer yemeklerimi yapmaya başlayayım. Sonra görüşürüz.
Patateslerimi hazırladım. Ben her zaman yaptığım gibi biraz krema da koyacağım. Gerisi zaten size kalmış. Yani şöyle, aslında böyle daha çok kremalı olsa daha iyi ama eşim pek çok böyle sevmiyor, böyle şapşap kremalı. O yüzden de ben az koyacağım. Biraz da şey koyacağım, küçük küçük böyle tereyağı parçaları koyacağım. Baharatlar tamamen sizde. Ben ne attım? Kırmızı pul biber değil, toz biber attım. Kajun baharatı attım. O çok yakışıyor şeye. Ne derler? Böyle fırındaki patates, böyle bu tarz şeylere çok çok yakışıyor. Ondan sonra tuz attım. Biraz kekik attım. O kadar. Karabiber attım mı hatırlamıyorum. Attım ya atmadım bilmiyorum yani. Şöyle küçük parçalar halinde, bir de gerçi karıştıracağım ama şöyle tereyağlar koyuyorum. Böyle küçük küçük koyuyorum ki her yere yayılması kolay olsun diye. Aslında eritip de dökebilirsiniz. Ben şimdi üşendim. Bu da fırında bayağı bir saate yakın pişecek. Şimdi kremasını koyunca bir zaten hepsini elimle bir alabora edeceğim. Şöyle. Tereyağlar yeterli. Yani ortalama bir kaşık yok zaten de. Ne kadar bir tereyağı var diyeyim. Bir tatlı kaşığı falandır herhalde. Ya da bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı kadar bir tereyağı koydum. Burada tamam. Şimdi biraz da kremasını koyalım ve bunu hemen fırına atalım. Kremayı da biraz buna koyacağım. Birazcık da çorbaya koyacağım ama yine de bitmez zannediyorum. Dediğim gibi yani ben böyle çok fazla bu kadar koyuyorum. Evet. Mesela annem yaptığı zaman çok böyle, hatta süt de ekler. Böyle çok suyun içinde gibi olur ama biz öyle yemiyoruz. Daha doğrusu Onur sevmediği için ben öyle yapmıyorum. Şöyle yine eldivenimi takayım. Şöyle hepsini bir bulayalım. Burada 4 tane patates var. İnce ince doğradım. Böyle büyük tepside misafire falan çok iyi oluyor bu şey. Hem çok lezzetli bir yemek yanı garnitürü. Hani patates kızartması falan bence hem uzun sürüyor hem de bu çok daha güzel. Düşünsenize mesela kalabalık misafire patates kızartması çok uzun sürer. Hani böyle köfte patates deriz ya, kolay yemek ama değil yani. Bence çok vakit alan bir yemek o. Evet, tamamdır. Şöyle yine yağları yayıyorum. Tamamdır. Bu doğru fırına gidiyor. Hadi bakalım. Ben hala yağ paylaştırma derdindeyim bu arada. Haydi, yapacaklara afiyet olsun. Yapmadıysanız bu zamana kadar deneyin. Çok güzel oluyor. Evet, birazcık kalorili ama patates kızartmasından daha fazla kalorili olduğunu düşünmüyorum. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Yemekler yendi. Mutfak toplandı. Klasik. Yine akşam oldu. Yakala. Geliyor. Geliyor. Bum. Biraz çalkala istersen. Çok önce yavaşladık yani, çok önce.
Ne çıktı? Ha? O ne? Ha paşa. Kes pırım benim. Ah, en sevdiği reklam. Kartal bana bak. Önüne bak, düşeceksin. Süt aşkıyla, süt aşkıyla.